Depremlerin 3. gününden itibaren biz Uzungöl'de afet bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ağırlamaya başladık. 2 haftanın sonunda bugüne kadar 352 vatandaşımız bu vesileyle ilçemize geldiler. Yani tabii ki kendi evleri gibi olmayacak, tabii ki kendi şehirleri gibi olmayacak ama biz onları tabiri caizse Uzungöl'ü bu vatandaşlarımız için bir yuva yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani kıyamet günü gibiydi. Aslında anlatılacak bir şey yok. Yani o an ne olduğunu bilmedik. Zaten sürekli artçılar oluyordu Antakya'da. Ama yani o gün çok büyük bir sallantıydı. Zaten oradan biz helalleştik hepimiz. Yani çıkamayacağız sanmıştık aslında. Çok şükür yangın merdivenden çıktık ama gerçekten yani oradan biz ailece helalleştik çocuklar hepimiz. Yani oradan çıkamayacağımızı düşündük. Çok büyük bir sallantı ve gümbürtü vardı böyle. Ama biz merkeze indiğimizde hiç yıkılmayan ev kalmamıştı. Oralar Antakya'nın ortasında hiçbir yere kıpırdayamıyorduk. Dediğim gibi 15 dakikalık yol, öğle saatin 12'ye kadar biz gidemedik. Bütün yolları denememize rağmen. Yani çok gerçekten böyle bir şey hiçbir yerde görmedim. Böyle bir rüya bile görmedim, kötü kabus bile görmedim hayatımda. Onu yaşadık ama biz öyle. Uzungöl'e gelmedik. Biz hatta çocuklarla böyle hiç Antakya'nın dışında nereye çıkarız falan, Niğde'ye falan gitmiştik daha önce. Hani böyle esprisine hayal kuralım falan deyince ölmeden önce gitmemiz gereken yerler diye Karadeniz vardı onların içerisinde. Öyle espriyle bağlı aslında ama buraya nasip oldu, böyle geldik. Vallahi biz de yardım gönderdik. Depremin ikinci günü aracımız vardı. Aracımızı her türlü yiyecek, giyecek, battaniye, her türlü ihtiyaçları doldurduk, arabayı gönderdik. Ama benim özellikle bizim ailemin için tatmin etmedi. Oradan bir aile araba alabileceği kadar aileyi arabaya doldurup burada kapılarımızı açtık. Buraya yerleştirdik, anca rahat ettik buraya geldiklerinde. Çok şükür buradalar, çok şükür azıcık da olsa yardımımız dokundu. Uykuda bizi yakaladı. Zaten kendimizi nasıl dışarı attığımızı bilmiyoruz. 5 kişiydik. Dışarı çıkandan sonra gittik 3 gün şehir mezarında kaldık. Orada barınamadık. Orada belediyenin meydanına geldik. Biz orada arabada bizi gördüler nasıl olduğumuzu, üşüdüğümüzü gördüler. İlhan abi getirdi sizi şeye götüren dedi. Trabzon'a götürecek dedi. Aldılar getirdiler. Burada bizi barındırdılar. Kapılarını açtılar bize. Allah işlerini güçlerini rast kessin. Evdeydik yani can kurtarma telaşıyla. Yalın ayak öyle kendimizi dışarıya attık yani. Duvarlar çünkü yıkılarak indik aşağıya. Üçüncü katta oturuyorduk. Duvarlar yıkılarak çocukları toparlayıp öyle indik aşağıya. Biz Suriye'deydik. Savaş olduğu için Türkiye'ye göç ettik. Şimdi de buraya göç etmek zorunda kaldık. Biz çok zor bir hayat yaşadık yani. 2 kere göç ettik. Söylemek istiyorum ve evimiz yani yıkıldı değil ama çok ağır hasarlandı. Oturulmaz şu an. Buraya gelmek zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlarımı çok sevdim. Çok iyi bir arkadaşlar. Okula geri döndüğüm için çok mutluyum. Ama bir kaybettiğim arkadaşlarım da var. Onun için de üzülüyorum.